Bursa Spor TV ekranlarından futbol gündeminden merhaba diyoruz. Bursa Spor yarın Kasımpaşa ile oynayacak. Bu maç çok daha fazla önem kazandı. Çünkü dün akşam Galatasaray Eskişehir Spor'a deplasmanda mağlup oldu. 3 puan kaybetti haftalar sonra Galatasaray ve Bursa Spor bir anda avantajlı konuma geçti. Karar bekleniyor federasyondan. Diyarbakır Spor maçına ilişkin gelecek karar da çok önemli. Ardından Kasımpaşa maçı. Gelecek puanlarla Bursa Spor bir anda lider olabilir. Şu iki gün çok önemli değil mi? Doğru. Sayın Aksöz, Engin Aksöz konuğumuz bugün futbol gündeminde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Vedat. Bir anda Galatasaray'ın mağlubiyeti gerçi çok da kötü bir maçtı. Onu da belirtelim. Evet, futbol kalitesi. Futbol kalitesi çok düşüktü ama Eskişehir Spor'un ikinci golü çok güzel. Evet. İlk gol tartışmalı. Galatasaray'ın penaltısı, penaltı değil de tartışmalı bile götürmez evet, o. Evet, Bülent Yıldırım'ın çok bariz hataları var. Adeta bir handball maçı gibiydi karşılaşma. Hakem sanki konsantrasyon eksikliği yani çekti. Bülent Yıldırım böyle... bizim Galatasaray Fenerbahçe maçında evet, Bülent Yıldırım'ı hiç bu kadar kötü görmedim bugüne kadar. Sonuca tesir eden çok bariz hatalar yaptı. Yani çok bariz hatalar yaptı. Penaltı değildi. Koray'ın o Aya'nın, yanılmıyorsam Aya'nın veya Yuhan'ın bir tanesinin arapasında elle oynama var ki sarı kart. Onu atladı. Çift vuruş arkasından Koray'ın attığı golde yine topu göğsünde kontrol ederken elini kullandı. Kendine avantaj salladı. Yani baktığınızda golün dışında Koray sarıdan kırmızı oyundan atılacak. Gol atıyor ve Eskişehir Spor'u 3 puana ulaşan oyuncu oluyor. Çok ilginç bir maçtı. Hakem kararlarının futboldan daha çok tartışıldığı bir maç oldu ama kötü futbola rağmen Eskişehir'in kazanması tabii ki Bursa Spor'un işine yaradı. Komşunun bir kıyağı oldu Bursa Spor'a. Evet, öyle bakmak 50 lazım. 50 puanda kaldı Galatasaray evet. Bu sonuçla. Şimdi Bursa Spor 46 puanda. Şimdi bakarsanız gizli lideriz biz aslında ligin. Yani Diyarbakır maçından muhtemelen ki onun dışında bir sonuç maçın tekrarı gibi herhalde dünyada futbolun sonu olur. Ve o kadar olaydan sonra başka bir kararın çıkması 49 puan yapacak. Yarın da Kasımpaşa'dan avarajlara göre de yanılmıyorsam bir puan yine Bursa Spor avaraj lider yapıyor ama alacağı bir galibiyet 2 puanla 52 puanla ligin bitimine 10 aç kala Bursa Spor'a çok önemli bir avantaj sağlayacak. Şimdi Kasımpaşa maçının önemi biraz daha ön plana çıktı. Şimdi Kasımpaşa'nın hakemlerden şikayetçi olma konusu var. Evet. Son derecede haklılar. Haklı. Özellikle peki şimdi bunun yansıması Bursa Spor maçına nasıl olur? Şimdi haftalardır hakikaten bakıyoruz. Antalya maçında hakem başladı. Hakem hatalarıyla kazanılmış, kaybedilmiş puanlar evet. Değerlendirildiğinde, terazinin kefelerine konulduğunda Kasımpaşa kesin ekside. 2 kere 2, 4. Öyle değil mi? Şimdi böyle bir ortamda Bursa Spor Kasımpaşa ile oynayacak. Acaba maçın hakemi Halis Özkaya'ya hata yapmama adına Kasımpaşa'ya çok daha fazla özenli titiz davranır mı? Bu dönüp Bursa Spor'a negatif bir etki olur mu? Şimdi şöyle bakalım. Kasımpaşa'nın evinde oynadığı yine son dakika 2-0 önden gelip 2-2 berabere kaldığı bir Antalya maçı var. O maçı da Abdullah Yılmaz bizim Sivas maçını yöneten hakem yönetmişti. Bir pozisyonda, penaltı pozisyonda itirazları vardı kendi oyuncularına yapılan. Artık kendilerine karşı verilen pozisyonda Abdullah Yılmaz'ın yerde kaymayı çok ağır bir zeminde oynanmıştı maç. Çünkü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadının zemini çok bozuk, çok ağır. O yüzden bir kaymayı penaltı olarak değerlendirdiğini söylemişti. O maçı yine bir son dakika golüyle 2-2 bitirdiler. Bu hafta baktığınızda yanılmıyorsam Trabzon bölgesinden Barış Yılmaz'ın yönettiği maçtı. Yine bir Trabzon bölgesi hakemi ve Kasımpaşa yine 2-0 öndeyken bir son dakikada uzatma dakikaları oynarken Emre Toraman'ın bir topu elle düzelttiği şeklindeki kararına Yılmaz Vural çok ağır itirazlarda bulundu. Yani ve haklıydı. Haklıydı. Yani orada bir Yılmaz Hoca'nın yani hakkını verelim burada. Top çarptı orada. Rakibin bir elle oynama teması yok gibi geldi bana. Yani top o uzaklık hatta kolunu çekme anlamında da bir hareketi var, jesti var. Geriye çekmeye çalışıyor. Top o anda göğsünden omuzuna gitti. Kolunu ne yapsın yani? O anda da hakem de İnsanın aklına o şey geliyor. Diyet, faul verdi. Diyet geliyor. Kes kolunu at da hani gelmesin top. Ve o top da gitti. Abdullah'ın çok güzel vuruşu da gol oldu. Şimdi baktığınızda iki tane son dakikada yenilen iki golle Kasımpaşa'nın kaybolan 4 puanı var. Ki Kasımpaşa, şu an için 4 puan. Şu an için 4 puan. Ligde de çok daha rahat bir konumda değil. Yani. Yekta'nın sözleri var. Best FM'den Özkan Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu futbol vadisine telefonla katılıyordu evet. Yekta. Maçlar 85 dakika olsa puanımız şu an 42 diyor. Biraz konsantrasyon eksikliği son dakikalarda. Biraz da şanssızlık. Genelde zaten duran toplardan yedik golleri diyor. Takım arkadaşlarımızla da bunu konuştuk. Maçlar 85 dakika oynansa şu an 42 puanımız vardı ama şansımız yaver gitmedi diyor Yekta. Bir yerde Kasımpaşa haklı. Spor'da.
Şimdi maçlar 90 dakika. 90 dakika oynanıyor. Kasımpaşa'nın da alabilirdiniz de puan. Biraz da Kasımpaşa'da deneyimli ama yaşlı oyuncuların sayısı bir aylık fazla. Mesela Cenk gibi, geride Koray Avcı gibi, baktığınızda Murat Erdoğan gibi. Bunlar haliyle 60. dakikadan sonra fizik olarak da, mental olarak da oyundan düşüyorlar. Öyle olunca Kasımpaşa skoru koruma adına geriye çok yaslanıyor. Böyle yaptığınızda da rakibe tabii ki gol davetiyesi çıkarıyorsunuz. Bir şekilde hakem kararları da bunda etkili olup puan kaybetmiş olabilirler. Ama bize gelirsek Bursaspor'un kupayla maçlayan bir hakem şanssızlığı var. Yani Hüseyin Göçey'in Fenerbahçe maçında bir golü yarınki maçta da maç yönetecek yan hakeminin kararıyla offside'de iptal etmesi ki buz gibi goldü. Bursa'daki maçta Cüneyt Çakır'ın hala unutulamayan 3-0'dan sonraki taraflı yönetimi. Gelin Trabzon maçına, o maçta da Fırat Aydınus'un Umut'un elinde adeta kanat gibi açarak elinde düzelttiği topta penaltı vermediğini düşünürseniz Bursaspor'un Trabzon maçında 2 ve Fenerbahçe ve kupa belki de yarı final yani hakemlerden şanssız iki takım mı karşılaşacak? Öyle değil mi? Kesinlikle yani Kasımpaşa kadar Bursaspor'un da hakem şanssızlığı var. O bakımdan yarınki maçta Halis Özkahya'nın bir takımı kayırma adına bir maç bir karşılaşma yönetme gibi yanlış bir tutum içine gireceğini biz sanmıyorum. Hiçbir zaman Bursaspor adına Bursaspor'a avantaj istemiyoruz. Kasımpaşa'nın adil yönetimi bekliyoruz tabii. Sadece. Bizim her zaman bu. Hakemler adil yönetsinler. Ne offside bir golle kazanalım. Ne faul olmayan bir pozisyonda aleyhimize penaltı verilsin. Öyle değil mi? Biz bunu bekliyoruz. Bursaspor canlı bakarsanız geride kalan kimseden jeste geride kalan sürecine bakarsanız Bursaspor'un hakemle kazanılmış bir maçını göremezsiniz. Yani belki bir iki tane ufak tefek yanlış bayraklar veya tercih hatalı olmuştur ama bu maçı Bursaspor hakemle kazandı diyemezsiniz ama Bursaspor'un hakemle kaybettiği çok maç var. Bunları unutmamak lazım. Yarın Halis Özkahya'nın da iyi bir maç yöneteceğine ben inanıyorum. Kaliteli bir hakem. 3 sene içinde deneyim kazandı ve Süper Lig'de kendini kanıtladı. Yarınki maçta da gereği şekilde maça konsantre olup oyuncular gibi iyi bir karşılaşma yöneteceğine inanıyorum. Evet. Benim de inandığım bir hakemdir. Evet. Halis Özkahya. Hakikaten duruşuyla sahadaki o mimikler de biraz belliydi değil mi hakemin? Tabii. O anki hareketleri de hakemin karakteri hakkında da bize bilgi veriyor. Aslında Vedat şöyle yapmak lazım. Hiçbir hakem art niyetli değil. Yani işte şu takımı tutalım, bu takımın lehine karar verelim gibi. Ama kimisinin kafasında bir şeyler bazıları da oluşuyor. Yani büyüklerin geçiyor. Yarattığı bir işte bir Cüneyt Çakır rahat değil, kafası rahat değil o an. Yani şimdi hep şunu söylediler. Karar verirken kafa başka bir yerde belli bazen. Fenerbahçe Bursa maçını hatırlarsak kupa revanşını Cüneyt Çakır'ı İstanbul medyası Fenerbahçe ile barışma maçı olarak niteledi. Yani daha önce Fenerbahçe maçlarında gösterdiği kötü yönetim nedeniyle çok eleştirilmişti. Özellikle Aziz Yıldırım tarafından. İşte bu maçta Cüneyt Çakır Fenerbahçe ile barışmak için gönderildi gibi bir hava yaratıldı. Böyle olunca da skor 3-0 olduktan sonra Cüneyt Çakır acaba Fenerbahçe bir maç daha kaybedecek de gene fatura bana kesilecek mi diye bir psikolojik baskı altında girdiği düşünüyorum. Evet. Belki de o işte faullerdeki tercihleri, o son dakikada gelen gol öncesi İşte etten kemikten bir insan var. Evet. Etkilenmemesi o yüzden, mümkün değil. O yüzden hakemleri biraz da rahat bırakmak lazım. Onlar da futbolun bir parçaları. Herkes gibi onların da hata yapma şansı var. Ama şöyle söyleyelim. Yeter ki art niyetli olmasınlar. Hakem iyi niyetli olduktan sonra çalınacak her düdüğün telafisi olur. Yani oyuncular da onu tolere eder. Teknik adamlar da bir yerde hoş görürler. Yeter ki iyi niyetli olsunlar. Yani bunu zaten yönetimlerle iyi niyetlerini de belli ediyorlar. Evet. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe hiçbir yerde Bursaspor'u yalnız bırakmıyor. Diyarbakır'a kadar gelen bir isimdi. Evet. Beraberindekilerle birlikte geldi bu arada. Nagip Bardar'ı söyleyelim, AK Parti İl Başkanı. O da geldi ve bu arada Kasımpaşa maçına 10 otobüs Recep Altepe'den. Yarın Bursaspor taraftarı artık 400-500 kişi demek ki. Recep Altepe sayesinde Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle taraftan İstanbul'a gelecek. İstanbul'a önemli. Tabii. Hafta arası insanlar oraya nasıl gidecekler? Bu önemli yani. Orada İstanbullular bile az miktarda gelecektir. Kasımpaşalılar da az gelecektir. Muhtemelen. Tribünde bir üstünlük kurmak Bursaspor'un lehine tabii. Kesinlikle. Recep Altepe'nin Bursasporluluğu tartışılamaz gerçekten. Hem gerçek bir Bursalı hem de gerçek bir Bursasporlu. Bugüne kadar hem Osman Gazi Belediye Başkanlığı döneminde hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi süresinde yaptığı katkıları da kimse yaslayamaz. Vakıfköy tesisleri yıllar sonra yeniden ele alınıp restore ediliyor. Adeta yeniden doğuyor. Ben sık sık oraya maç izlemeye gittiğim için değişimi fark edebiliyorum. İşte soyunma odaları yenilendi. Tesislerdeki futbolcuların altyapı oyuncuları için
sunulan kamp binaları yenileniyor. İdari bina yenilendi. Sahaların bakımı yapılıyor. Arkaya normal boyutlarda belki de Türkiye'de çok az gruplu olan bir çim, suni çim saha yapılıyor. Ve bunların hepsinde de Recep Altepe Başkan'ın imzası var. Bursa Spor adına büyük bir şans Recep Başkan. Ve Bursa Spor'da hiçbir maçta bırakmıyor. Her maçına giderek gerçek bir Bursa Sporlu olduğunu kanıtlıyor. Diyarbakır gibi bazı insanların gitmeye çekindiği bir terör ortamının eseceğinin önceden belli olduğu bir şehre de rahatlıkla maç izlemek için gitti. Ve bir kere de Bursa Sporlu yönünü kanıtladı. Recep Başkan'a gerçekten Bursa Spor ve camiası ve Bursa Spor yönetimi ve oyuncuları çok şeyler borçlu. Çünkü maddi ve manevi desteğini veriyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Yazıcı'nın da sık sık dile getirdiği bir gerçek var. Bursa Spor'un kalıcı gelirlere kavuşması noktasında kulübe bu konuda katkı koyarsa herhalde adını unutulmazlar arasında yazdıracaktır. Mesela bir park içinden Bursa Spor'un isteği var. Terminalden, otobüs çıkışlarından para istiyor. Bunlar hala gündemde Sayın Yazıcı'nın. Bu konuda da Recep Altepe gerçek Bursa Sporlu olarak gerekli kolaylığı gösterirse Bursa Spor en azından belirli bir sabit gelir elde edeceği için önemli harcamalarını döndürebilecektir. Bu dönemden başlayacak bu dönem, evet. Bir kalıcı gelir. Tabii. Şimdi tam da zamanı şimdi takım havaya girmiş şampiyonluk. Şu an Bursa Spor'a verilecek hiçbir katkıya kimse hayır diyemez. Değil mi? Hayır demez. Tabii. Kimse yüzünü buruşturmaz. Vay neden veriliyor diye böyle bir çatlak ses evet, bundan önceki çıkmaz herhalde. Hatırlarsan insanlardan, firmalardan, kuruluşlardan yardım almaya gidildiğinde takımın kalıcı bir başarısının olmadığını, ligde hep sıra takım olarak yer aldı. İşte şampiyonluğu oynamıyorsunuz, gelip bizden para istiyorsunuz diye bir takım mazeretleri olabiliyordu insanların, firmaların. Şimdi, ama şimdi bu mazeret ortadan kalktı. Üstelik bundan de, fazla şampiyonluğa oynanılamaz yani herhalde. Kasımpaşa maçını kazandığınızda deplasmanda 3 maç, 2 maç oynuyorsunuz, biri Fenerbahçe'yle, biri Beşiktaş'ta. İkisine de 3'er gol atıyorsunuz deplasmanda, böyle bir şey görülmüş değil. Trabzon karşısında iki maçta da galibiyeti kaçıran tarafsınız. Öne geçiyorsunuz. Berabere bitiyor maçlar. Son dakikalarda gol yiyorsunuz. Evet, son dakikalarda yiyorsunuz. Galatasaray'la oynuyorsunuz. Kendi sahanızda onu da yetmişsiniz. Zaten geçtiğimiz yıl Sivasspor böyle bir istatistiğe imza atmış olsaydı İstanbul takımları arasındaki maçlarda buna benzer en az bunun yarısını yapabilmiş olsaydı şampiyondu Sivasspor. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir de bizim çok önemli bir fikstür avantajımız var Bursa Spor olarak. Yani baktığınızda Diyarbakır maçını zor diyorduk. İşte onu istenmeyen olaylara geride kaldı. Hükmen muhtemelen kazanacak ki öyle olması lazım. Fikstüre baktığınızda çok bana göre çok Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a göre çok kolay bir fikstür var. Bir tek dışarıda ki bana göre Süper Lig'in finali olabilecek, belki de şampiyonluğu belirleyebilecek bir Galatasaray maçı oynayacak Bursa. Ondan sonra evindeki bütün maçlarda kazanma ihtimali çok yüksek. Çünkü sahasında kaybetmeyen, özellikle taraftar gücünü arkasına aldığında ezip geçen bir Bursa Spor var. Havaya girmiş, inanmış, motive olmuş. Oyuncusu, teknik kadrosu, taraftarıyla, kentiyle bütünleşmiş bir Bursa Spor görüyoruz. Galatasaray maçından bu gidişte yani oradan çıkarılacak bir puan bile Bursa Spor'u şampiyonluk yarışında çok avantajlı bir kulvara umarız olacak. O maç böyle bir final maçı. Final maçı diye olsun diye aklımda benim hep öyle geçiyor. Ama o maça kalmayabilirdi bir de öyle son bir şey de var. Son 3 haftada da işte Ankara yani Spor, Kayseri ve hakikaten zor. Zor. Yani o şimdi, maçta Bursa Spor avantajlı konuda da girebilir o maça. İşte Eskişehir maçında kayıp bekliyorduk açıkçası ama 3 puan değil de belki 1 puan kaybeder diye düşünüyorduk. Şimdi bu hafta da Ankara Gücü gibi bir ciddi rakiple oynayacaklar. Ankara Gücü de biliyorsun ikinci yarının başında yönetim değişikliğiyle yaptığı özellikle yabancı takviyeleriyle iyi bir takım imajı veriyor. Şimdi onların uyum süreci yavaş yavaş geride kalıyor. Bir kemikleştiler, iyi bir takım olma yolunda önemli bir aşama kaydettiler. O yüzden bu maçın da Galatasaray adına zor geçeceğini sanmıyorum. Artı bir de Ankara Gücü Bursa Spor'un kardeş takımı. Belki de oyuncular bunun pek farkında olmasa Ankara da Ankara Gücü yenemiyor. Zor galip geliyor ama zor da mağlup oluyor. Mağlup oluyor evet. Yani baktığınızda 6 maçın 5'e beraber bir tek yenilgisi var yanılmıyorsam. O yüzden Galatasaray için Ankara Gücü maçı da zor geçecektir. Kadro gibi, olarak baktığımızda Ankara Gücü'nün kadrosu kötü bir kadro iyi değil. İyi oyuncular var, iyi yabancılar var. Takım olamadılar daha. Takım tabii ki bu takım yeni olamadılar. Yeni o süreci yaşıyorlar takım şu an. Yeni bir teknik adam geldi. Fransız Roger Lemer. Türk futbolunu tanımıyor. Kenardan işte Ümit Özat'ın müdahaleleri yanlış algılanıyor. Roger Lemer'in önüne geçmek isteyen bir Ümit Özat var deniyor. Bunlar tabii Ankara Gücü için handikap gibi gözükse de iyi bir takım Ankara Gücü. Belki de İstanbul'da da Galatasaray'a bir sürpriz yapabilir ki bana göre de olasılık yüksek. Bu olasılık yüksek. Çünkü kimsenin günü gününe uymuyor. Bakıyoruz. Yani Bursa Spor bir istikrarlı sürer, çizgide giden bir Bursa Spor bir Bursa Spor var. Nazar değmesin Allah diyelim. Nazaran değmesin, Allah nazaran korusun diyelim. Sırarak söyleyelim. Evet. Onlar işte bakıyorsunuz
Galatasaray geçtiğimiz hafta rüya takımı ilan edildi hemen bir maçtan sonra. Kasımpaşa maçından sonra. Ki o maçta nasıl oynandığını herkes gördü. Artık Kasımpaşa risk almaya başladı. Almıştı. Çok boş risk alan yarattı. Tabii ki genç bir takım. Evet. Geride çok alan da bıraktı. Çok boş alan bıraktı. O zaman herkes Maradona oldu tabii ki. Bir de bakarsanız tabii Keita'nın attığı bir olağanüstü bir gol var. Yani oradan o dönen topu Arda'nın kafayla sola aşırdığı topa. Yani Keita 10 tane vursa acaba 9 tanesi kaleyi tutar mı, bırakın gol almayı. Öyle bir gol oldu ki belki bu senenin en güzel jeneriklik golüydü. Zaten ondan sonra Kasımpaşa en azından bir puanı kurtarayım diye risk aldı. Savunmasını öne çıkardı. İşte öne çıkardığı anlarda da özellikle Dos Santos çok baş alanlar bularak Keita'ya pozisyonlar hazırladı. Yani Galatasaray'ın oyunu Kasımpaşa'nın risk alarak oynadığı dakikalarda göze battı. Bir de onu öyle değerlendirmek lazım. Evet. Bu arada dün Star TV'de yayınlanan Arena programında Uğur Dündar özür dilemiş. Şu an işte internet sitelerine de düşmüş. Onu izlemedim ben. Uğur Dündar'ın sözleri var. Ben Bursa'da oynanan ilk maçtan sonra sunduğum ana haber bültenine Diyarbakır Spor formasıyla çıkmıştım. Bu davranış tüm Diyarbakır kentinin terör örgütüyle ilişkilendirilmesine karşı tepkiydi. Ama son oynanan maçta Diyarbakır'da İstiklal Marşımızın ıslıklanmasını, yuhalanmasını ve kaya büyüklüğünde taşların atıldığını gördükten sonra ırkçı olarak suçladığımız Bursalı vatandaşlarımıza haksızlık yaptığım düşüncesine kapıldım ve özür dilememiz gerektiğini düşünüyorum. Bursalılar bu ülkenin üreten, çalışkan, kanunlara saygılı ve ülke ekonomisine katkı koyan önemli insanlarıdır, diyor Uğur Dündar. Uğur Dündar gibi bir duayene bu yakışırdı. Onu zaten yani siz Türkiye'ye yön veren bir gazetecisiniz yıllardan beri, öyle değil mi? Yaptığınız etkinliğiniz olan bir gazeteci. Yani şu suyu içmeyin evet dediğiniz an millet içmez Uğur Dündar dedi tabii diye. Filancanın suyunu alıp içmeyin deseniz içmeyecek yani. Böyle bir saygınlık kazanmışsınız. Siz neden kulüp olaylarına, futbola dahil olursunuz? Ben onu da şimdi Vedat Tüm'le konuştuk burada. Gerçi yani, bu olay tabii biraz farklı bir boyutta algılandı. Yanlış algılandı ilk maç. Yani şöyle söyleyeceğim ben. Yani buradaki o yorumcuların, işte pazar akşamı hepsini seyrettik kanal kanal. İşte Sayın Uğur Dündar da buna dahil. O yorumcuların %99.9'u Bursa'daki maçı izlemedi. Kimse ne olup bittiğinin farkında değil. Sadece 3 dakikalık görüntülerle, kulaktan dolma bilgilerle kulaktan Bursa dolma, Spor ırkçı ve faşist olarak suçlandı. Maçta hiçbir şey yok. Taşlanan Diyarbakırlı oyuncu yok. Hakikaten yani şunu yayıncı kuruluş şey tekrar yani verse de 90 dakika yayınlasa da özellikle şeyi versin, oradaki kamera görüntülerini de, tribünleri versin. Tribünler ne kadar yani çekildiyse evet, öyle değil mi? Bakar kayıtları yani, vardır onun yayında kullanılmayan. Yani kime ne atılmış, hangi taş atılmış? Özellikle yeni kale arkası. Hiçbir şey yok. Oyunculara gelen taş yok. Diyarbakırlı oyuncular gece taciz edilmediler. Stat'tan gayet güzel çıktılar. Efendim kaya parçaları gelmedi. Sadece işte dedim ya, 10-15 dakikada açılan bir Gaffar Okan rahmetli posterinin Öcalan diye algılanması ve buna karşılık Bursa Spor taraftarının bir PKK dışarı şeklinde bir tepkisi var. Onun dışında ne Diyarbakır Spor'a, ne Diyarbakır halkına, ne takım oyuncularına en ufak bir hakaret yok. O maçlardan önce söylenen de o PKK terörüne nalette, biliyorsun Bursa Spor tribünleri en çok şehit veren tribün olduğu için taraftar bunu her maçta söylüyor. Sadece bu maça özgü bir olay değil. Yani bunu bilmedikleri için insanlar Bursa'da ırkçı sloganlar atıldı diye hala konuşanlar var. İşkenceyi küfreden atanlar var. Bilmeden yorum yapanlar var. Onların maçı gelip izlemedikleri için büyük bir yanılgı içindeler. Yani onun dışında da burası Bursa yanlış, Spor TV ama bir onu da yanlış orada bir yanlış olay olmuş olsa biz de burada söyleriz. Hakikaten ilk zaten maçta o zaman ben gazetede çalışırken yazmıştım bunu. Yani gazetede de yazdık bunları, televizyonda da söyledik, yanlış olduğunu söyledik. Biz bunları tasvip etmedik ki ama Diyarbakır olayı öyle bir allayı pulladı ki mağdur konumunda kendini öyle bir gösterdi ki Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İşte onun sonucunda da işte biraz aylık, açılıma da kurban gitti o maç. Bir de o var tabii. Siyasete ve tam o dönem, açılıma kurban o dönem gitti maalesef. Açılımın tam en üst düzeyde gündeme oturduğu dönemdi. Kesinlikle. Zaten mi? Diyarbakır'daki olaylar Diyarbakır halkının değil, bir takım provokatörlerin işi. O bir kesin gerçek. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Zaten evet, biz bu maçtan sonra da Diyarbakır halkını asla suçlamadık. Çünkü onların masumiyetine inanıyoruz. Oraya futbol seyircisi kisvesi de gelmiş provokatörler. Maalesef amaçlarına ulaşıp Diyarbakır'ın ve Diyarbakır Spor'un geleceğiyle oynadılar. Evet. Sürekli bir garibanizm yapılıyor evet, Diyarbakır tarafında. Evet. O görüntülerde de gördük hatta dün. Bursa Spor'u uyutmayan araçlar geziyor ya. İçlerinde bir tane bir jip var. Geziyor. Nereden jip baksanız var. 100 bin liralık bir jip. Bursa Spor'un etrafında geziyor, evet, otelin etrafında geziyor. Korna çalıyor yani. Değil mi? Yani fazla bir garibanizm yapmanın da manası yok demek ki. Mazlumları oynamak bir yerde böyle ters tepiyor yani. Evet. Diyarbakır Başkanı'nın tabii açıklaması da çok mantıksız, saçma.
ne yapıldı diyor. Bursa'da onun misili yapıldı. İşte başkan da onu söyledi o akşam. Görüntüleri yayında indi. Diyarbakır'da bize yapılanlar 100 kere özür Bursa'da diliyorum. Diyarbakır'da yapıldıysa ben 100 kere özür diliyorum dedi. Yayınlasın yayıncı kuruluş, Türkiye seyretsin. Bu maçta ne olmuş hep beraber tekrar görelim. Bir daha yorumlayalım. Evet. Bu arada bir de reklam arası verelim. Evet. Bursa Spor TV ekranlarında futbol gündemine kısa bir reklam arası veriyoruz şimdi. Ardından tekrar buradayız.